Değerli basın mensupları, ekonomideki gidişi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yakından izliyorsunuz. İş dünyası zaten ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sorun yaşayan bütün kesimleri dinlemek ve çözüm yolları, sağlıklı, tutarlı çözüm yollarını kamuoyuyla paylaşmak için çaba harcıyoruz. Bu vesileyle sanayinin kalbi, bir anlamda onların temsilcisi İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası'nı bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Sayın Başkan'dan, arkadaşlarından bilgi alacağız. Bize lütfedip bilgi verecekler. Dolayısıyla biz de o bilgilerden yararlanarak sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, İstanbul Sanayi Odası'nın her zaman önem verdiği karşılıklı istişare ve diyalog kültüründen hareketle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kıymetli heyetiyle bugün İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak bir istişare toplantısında bulunacağız. Sayın Genel Başkan da söylediği gibi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin sanayinin hem öncü hem en eski hem de şu anda da en büyük odası olmak hasabıyla sanayinin hem bugün içinde bulunduğu durum ama asıl önemlisi geleceğe dair vizyonu noktasındaki en önemli bir platformu. Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasını Türk sanayisinin ve Türk ekonomisinin önümüzdeki döneme dair profillerini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bugünkü ziyaretin ben çok önemli ve anlamlı bir vesileye fırsat olacağı düşüncesiyle hem zatenlerine hem de beraberindeki heyete bugün bizlerle beraber oldukları için, aramızda oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Tamam, başkanım. Hocam, benim siyasetim olacak, eğer soru olacaksınız. Soru alalım mı Sayın Başkan? Zaferinizi takdir edin. Buyurun efendim. Dün katıldığınız haber yayınında eğer ittifak kabul ederse adayım demiştiniz. Bugün gün içerisinde ittifakla bir temasınız oldu mu? Yok, hayır arkadaşlar, bunu daha önce de ifade etmiştim zaten. Yeni bir şey değil aslında. İttifak bu konuda kararı, birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek. Yok, hayır. Bugün bir temas olmadı. Hangi konuda? Efendim, karşı değil. Arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul'a ve Ankara'ya yaşatıyorlar. Sayın Bakan Nebati'nin bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde. En fazla neyini kaybedersin? Maaş alıyorsun demişti. En fazla ne kaybedersin? Maaş alıyorsun. Enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse dedi. Sayın Bakan'ın bu açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Talihsiz bir açıklama, onu ifade edeyim. Çünkü bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi pozisyonlarını ekonomik pozisyonla eş tutmazlar. Bu yanlış. Doğru da değil. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama, öyle ifade edeyim. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.